Muhalefetteki hareketlilikten bir haber verelim, hem de canlı bağlantıyla. İyi Parti Genel Başkanı Akşener Etimesut'ta aldığım bilgiye göre ve arkadaşımız Sibel Can bu etkinliği, bu faaliyeti izliyor. Sibel, programda neler var? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnaf ziyareti yapacak. Biz de esnaf ziyaretini yapacağı noktadayız şu anda. İlçe örgütünden kadınlar Meral Akşener'in fotoğrafının baskılı olduğu tişörtler giydiler. Şimdi burada hilal şeklini oluşturup Meral Akşener'in alana gelmesini bekliyorlar. Saat 14'ü Meral Akşener gelecek ve burada esnaf ziyareti yapacak. Esnafa işlerinin nasıl gittiğini soracak. Tek tek kapılarını çalacak. Vatandaşlarla her ziyaretinde olduğu gibi bu ziyaretinde de sohbet edecek. Sorunları varsa onları dinleyecek Meral Akşener. Bir not olarak aktaralım. Akşener esnaf buluşmalarında siyaset konuşmak istemediğini özellikle vurguluyor. Bu buluşmalarda esnafın sorunlarına odaklanıyor. Onlarla sohbetler ediyor diyelim. Şimdi burada da bir kalabalık var. Yavaş yavaş daha da kalabalık olmaya başlayacak. Sloganlar eşliğinde Meral Akşener'in alana gelmesini bekliyorlar. Biz de Ankara'da bu ziyareti, bu buluşmaları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Detayları da aktaracağız diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Çok yaygın bir uygulama konusunda dikkat çekici bir uyarı var. Yaygın uygulama şu: malum peynir kabı veya yoğurt kabı, bunları alır bir şekilde kullanırız. Plastik, hani hemen atmayız. Ama uyarı şu: bunları saklama kabı olarak kullanmayın, kanser riski var. Hem yoğurt hem de peynir sıkça tüketilen gıda ürünleri arasında yer alıyor. Ancak satın aldığımız bu sağlıklı yiyeceklerin kapları saklama kabı olarak kullanılırsa durum değişiyor. Kanser riski ortaya çıkıyor. Bu kapları evimizde lütfen ama lütfen kullanmayalım. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi halk sağlığı etkinlikleri düzenledi. Vitaminleri, mineralleri eğer vücudumuzda uygun bir şekilde kullanamıyorsak o zaman burada sağlıklı beslenmeden bahsedemeyiz. Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Doktor Mevra Aydın Çil konuşmasında sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Tehlikelerin altını çizdi. Muhakkak süt kaynadıktan, sütlü tatlı muhallebi yapıldıktan sonra şeker eklenmeli ki az önce bahsettiğimiz bir reaksiyon var. O reaksiyon olmasın ve kalite azalmasın. Tarhana da biliyorsunuz yoğurt içerdiği için bu grupta değerlendiriyoruz. Güneşte kesinlikle kurutulmamalı. Evlerde yapılan en önemli hatalardan biri yoğurt ve peynir kaplarının saklama kabı olarak kullanılması. Yaptığımız en önemli hatalardan biri yoğurt kaplarını, peynir kaplarını daha sonra kullanabiliyoruz. Bunları kullanmaktan kaçınıyoruz. Çünkü endokrin bozucu dediğimiz maddeler vücuda geçerek çeşitli endokrin kanserleri olmak üzere birçok endokrinle ilişkili hastalığa sebep olabiliyorlar. Bu nedenle bu kapları evimizde lütfen ama lütfen kullanmayalım.